أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. الله izin verirse bugün dersimizde Allah yolunda infak ve güzel ahlaktan cömertliği anlatmaya çalışacağız. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Estağfirullah. Kur'an-ı Kerim'de infaka dair, Allah rızası için Allah yolunda infak etmeye dair birçok ayet-i kerimeler vardır. İnfaktan ötede, infakta cömertçe davranmak, Allah-u Teala'nın sevdiği sıfatlardandır. Cömertlik, parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. Tekrar ediyorum. Cömertlik, parayı ve malı, hayırlı ve iyi yerlere dağıtmaktan zevk almaktır. İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. İyi huyların en yükseklerinden olup ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle bizzat övülmüştür. Cömertlik kişinin kötü ahlakını örter. Cömert olan kişide kötü ahlak olsa cömertliği onun kötü ahlakını örter. Ama cimrilik kişinin iyi ahlakını göstermez. Kişi cimri olursa ama ahlakı ne kadar iyi olursa olsun cimri olduktan sonra onun güzel ahlakını göstermez. Yani cimrilik bütün güzel ahlakı örter. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Biz oradan örnek alacağız. Efendimiz تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ وَتَخَلَّقُوا بِأَهْلَاقِ رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın ve Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Elbette ki Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ahlakı Allah'ın öğretmesiyledir. Allah'ın bir lütfu ihsanıdır. Allah-u Azimuşşan en güzel ahlakı ona öğretmiştir. O öyle buyuruyor. Ette beni Rabbi fe ahsene te'dibi. Benim Rabbim beni edeplendirdi. Ne güzel edeplendirdi buyuruyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin cömert olduğunu söyledik. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir. Yoksa cevap vermezdi. Hayır yok demezdi yani. O kadar Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ihsan ikramı var idi ki onun zamanındaki yaşayan Rum imparatorları, İran şahları onun kadar katiyen ihsan yapamazlardı. O herkese iyilik ve ihsan ederdi. Çünkü onlar kendileri sıkıntılı yaşamasını sevmezler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verir, hiçbir şeyi bırakmayıncaya kadar verir. Başkasının istediğini verirken sonra kendisi darlık içinde yaşamayı tercih ederdi. Bir gün adamın biri geldi Peygamber Efendimiz'e. Ondan bir şey istedi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yanında bulunan bir koyun sürüsünü o adama verdi. Demek ki o adam benim ihtiyacım var bana biraz mal ver demiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanında bulunan
bir sürü koyunu o adama verdi. Adamcağız kabilesine dönerek bazı hadislerde bir tepeden bağırıyor. Daha köyüne varmadan bir tepeden, ey ahali, geliniz Müslüman olunuz. Zira o peygamber fakirlikten hiç korkmayan bir kimsedir. Çok hediyelerde bulunuyor. Müslüman olun diye kavmine bağırdı. Sevincinden. Bir defasında Peygamber Efendimiz eline geçen 90 bin dirhem gümüş parayı hasırın üzerine döktü. Her gelene verdi, tamamen bitirdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iki haslet vardır ki Allah-u Teala onları sever ve iki haslet de vardır ki Allah-u Teala o iki haslete, yani iki huya buğz eder. Allah'ın sevdiği hasletler, huylar cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy da kötü ahlak ve cimriliktir. Allah-u Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman, yani bir kula iyilik dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam ederler. Yani o insan bütün insanların işini görmekte Cenab-ı Allah onu istihdam eder, kullanır. Yani bütün insanın içinde kullandığı insan Allah'a göre iyidir. Çünkü o herkese iyilik etmesini istiyor ki Cenab-ı Allah da onu insanların iyiliğinde kullanıyor. Cömertlik bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. Cömertlik cennette bir ağaçtır, yani başka bir hadis-i şerifte. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Evet, neymiş? Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Yani dünyada değil asıl. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Yani cömert önünde sonunda cennete gider. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır. Cimri de bu ağacın bir dalını yakalamıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Allah-u Teala'nın bir takım kulları vardır. Milletin yararına harcanmak üzere Cenab-ı Allah o kimselere zenginlik verir. Allah-u Teala'nın muradı onun zenginliğinden insanlar istifade etsin diye onu zengin eder. Yani hadis-i şerifin gelişi şöyle: Allah-u Teala'nın bir takım kulları vardır. Milletin yararına harcanmak üzere zenginlik isteyenlere servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa, yani Allah-u Teala bir adamı zengin etti de o zenginliğiyle insanlar istifade etsin diye murad etti, o da cimrilik yaptıysa, o serveti ondan alır. Başkasına verir. Sonra cömert, yine hadis-i şerifte övülmüştür. Cömertin yemeği şifadır. Cimriden zorla yemek bir iş değildir. Cimrinin yemeği de hastalıktır. Cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. Alim ama cimri ise cömert bir cahil ondan sevimlidir Allah'a göre. En ağır hastalık, tedavisi mümkün olmayan en ağır hastalık cimriliktir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Amber kabilesinden bir takım esirler getirildi. Tabi kavimlerin çeşitli sinleri var. Demek ki Amber kabilesinden bir takım esirler getirildi. Resul-i Ekrem bunlardan yalnız bir tanesinin azat edilmesini emretti. Bu bir tanesini, bu esirin bir tanesini azat edin, bırakın gitsin memleketine dedi yani. Bunun üzerine Hazreti Ali sordu orada radıyallahu anh. Ya Resulallah, Rabbimiz bir, dinimiz bir,
Bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamı niye istisna edip de bunu salıyorsun, öbürleri salmıyorsun dedi. Resul-i Ekrem buyurdu ki, Cebrail aleyhisselam şimdi bana geldi. Yalnız bu adamı bırak. Zira bu adam cömertliğinden dolayı Allah-u Teala bunu seviyor. Onun için bunu bırak diye emir verdi. Demek ki Cenab-ı Allah o adamı cömertliğinden, sevdiğinden dolayı onun bırakılmasını, azat edilmesini istedi. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin cömertliği saymakla bitmez. Hiçbir kimse cömertlikte ona ulaşamaz.